يَا أَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَلِلْرَسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ Ey iman etmiş olanlar! Allah'a icabet edin, O'nun çağrısına icabet edin, elçiye icabet edin. اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ Size hayat verecek şeylere sizi çağırdıkları vakit. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle kendi çağrısında kula hayat vereceği, hayat vereceğini vaat ettiği, istikameti, doğruluğu, dürüstlüğü, kişinin akledeceği doğruları bulacağını vaat ettiği hususlara çağırmaktadır. Ve zaten temelinde basiret üzerine bir çağrı olduğundan, kul bunları değerlendirdikçe, aklettikçe ve kendisi bunların şuuruna erdikçe tabi olmalı. Yoksa körü körüne bilmeksizin, anlamadan itaate kendisini vermemelidir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle kitabında şunlara şunlara itaat etme, bana itaat et derken kişiyi yönlendirmemekte, tersine bilinçlendirmektedir. Kendisine itaate davet ettiği yerde de kulun basiretini kaybetmeksizin anlayarak gelmesini kendisinden istemektedir. قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden size, Kur'an'da dikkat ederseniz sıklıkla ayetler geldi, basiretler geldi şeklinde ifadeler vardır. Bunlar kula veri girişi, data girişi oluşturan bilgiler, malumatlar. Dolayısıyla Allah Rabbinizden size bu hususta şöyle yönlendirme geldi, böyle yönlendirme geldiden ziyade size ayetler geldi anlamanız, değerlendirmeniz için. Size basiretler geldi. قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ Kim bu basiretleri işler, sahip olduğu yaratılışında var olan bir mekanizmayla bunları karşılar, anlamlandırır, işler ve sorumluluğuyla gereğini yaparsa, işte bu gereğini yaptığı yerdeki sonuç Allah'a itaat etmek, O'na teslim olmak ve O'na bağlanmaktır. Bu bağlanma kelimesi o kadar özel bir kelime ki, insana akletmesi dediğimiz ve insanı kendisiyle temiz ettiğimiz fiil dahi anlamını bu kökten almaktadır. Kişi etrafındaki ayetleri değerlendirir, yaratıcıya işaret ettiğini görür. Kişi kendi varlığındaki ayetleri değerlendirir, yaratıcıya işaret ettiğini görür. Kişi yaşamındaki ve etrafındaki var olan kendisi gibi insanların hayat sirkülasyonunu değerlendirir. Komple bir insan yaşamı şeklinde. Yine yaratıcıya dönen bir süreç olduğunu fark eder. Ve her şeyin mutlak hakikat olan yaratıcıya döndüğü gerçeği üzere kendisi de yaratıcıya yönelir. Kendisini yaratıcıya yönelttiği ayetler dolayısıyla, anladıkları dolayısıyla kendisini yaratıcıya verdiği yerde bağlanma dediğimiz şey gerçekleşir.